Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde valizimizin fermuar ve dikiş sistemi patlamış, onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Şimdi durum şu, uçaktayken kargocular bu malzemeyi atıyorlar ve şuralardan dikişler patlıyor arkadaşlar. Dikişler patlayınca da bunu çöpe atacaklarmış. Hani benim bu işlerde uğraştığımı bilince biz bunu çöpe atacağız. İstersen sen tamir edip kullanabilirsin dediler. Ben de hay hay dedim. Biliyorsunuz ülke ekonomisine ve aile bütçesine bu tip ürünleri kazandırmayı seviyorum. Şimdi problemimiz şu. Öncelikle fermuarımız, fermuarda problem var. Fermuarı bir geçireceğiz. Daha sonra şu kısım tam da şuradan dikiş patlamış. Bunu neyle dikeceğiz? Bunu elbette elimizdeki dikiş makineleri dikmez. Ya ayakkabıcıya, valizciye götürüp ağır tip makineleri diktirmek lazım. Ya da elde bir adet tığ, bir adet ayakkabıcıların kullandığı mumlu iplikle dikebiliriz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ben bunu elde kendim dikmeyi tercih ediyorum. Ama siz bunu genellikle ayakkabıcılar tamir eder. Ayakkabıcılarda da tamir ettirebilirsiniz. Öncelikle fermuarımızı ağız ağza denk getirip yerine oturtmakla başlayacağız. Maalesef fermuar işi birazcık problemli bir iş ama yapacak bir şey yok. Yerine bir şekilde oturtmamız lazım. Şimdi az önce bunu ben taktım aslında. Hatta dedim ki video çekeyim, insanlar da yararlansın. Ben bir şekilde taktım ama olacak ya. Aslında onu çekmeyecektim. Size siz bu işten faydalanacağınız için Mevla tekrardan bir daha bunu bana söktürdü. Sorun neydi? Benim çıkarmamdaki şey neydi? Problem neydi? Şimdi ben bunu takarken bir tanesi şöyle kıvrışık, bir tanesi düz olmuş. Yani alttakiyle üstteki tam eşit gitmesi lazım ki buralarda şöyle katlanma yapmasın diye, yoksa düzgün kapanmaz. Başlangıcında normalde şununla şunun aynı gitmesi lazım ama birini uzundan birini kısadan başlatmışlar. O yüzden ben onu kaçırmışım. Şimdi tam bu açıda, tam bu açıda şöyle ikisi birden düzken arkadaşlar, biz o gergisini saldırmadan İkisini birden takacağız. Şimdi bunu takmanın yöntemi aslında çok zor değil ama tam ağız ağza denk gelmeyince olmaz arkadaşlar. Bakın bunun şu kısmında, evet, fermuar yapısını bilmeyen yok. Bu fermuarlar dişlerine göre değişiklik gösterir. Kalın dişi vardır, ince dişi vardır. Onları lütfen karıştırmayın. Aynı diş olmazsa bu birbirine geçmeyecektir. Şimdi şurada kumaşı var. Şurada da diş kısmı var. Diş kısmı şu geniş kısma gelecek. Şu delikli kısma gelecek. Onu geçirdik mi? Geçirdikten sonra şuradaki yerde kumaşa denk gelecek arkadaşlar. Bakın şöyle. Kumaşa denk getirmediğiniz müddetçe bu yerine oturmayacaktır. Hatta evet, bunun ucu bozulmuş. Bunun ucunu biz şöyle düzeltelim. Şöyle bir diş keseceğim. Kesme ile ilgili problem olmaz. Birazcık kumaşı tarayabilir. O da çok sorun değil. Zaten dikişin altında kalacak. Bakın şöyle geçirdim. Ve evet. Dişi az önce şuraya takılmıştı. Onu taktırtmamaya çalışmanız lazım ki yoksa geçmeyecektir. Bu takılan dişini oradan alsak mı? Almayalım. Şimdi öncelikle mecburen bir tarafını geçireceğim. Normalde aslında ikisini birden tam eşit bir seviyede şöyle geçirivermem lazım ama bunu yapan zalim oyun bozan diyor ya sanatçı. Şimdi şöyle az önce gösterdiğim gibi şunu bir şöyle geçirelim. Kumaş kısmı takılıyor. Kumaş kısmı takılınca bu alet geçmeyecektir arkadaşlar. Evet, alan dar. Göremiyorum da nereye geçireceğimi. O yüzden alttan da şöyle bir karga burnuyla tutalım. Evet. Kameranın arkasından yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapatayım, geçireyim. Ondan sonra üst tarafı geçirmesini göstereceğim. Zaten mantığını anlattım size. Evet. Yani bu fermuar her defasında beni strese sokuyor arkadaşlar.
ince iş ve böyle bir de dar alan falan olduğu zaman maalesef insanı üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. En azından bu tarafı rahat takarım diye ümit ediyorum. Bakın ne yaptım? Aşağı tarafı geçirdim. Aşağı tarafı geçirdikten sonra bu şu kumaşını şuradan bir denk getirebilirsem, şu deli olan sen bir içeri gir. Evet, o bu arada içeri girerken öbür alttaki üst altta ve üstte birbirinin dişlerine geçiyor. Geçtiği için birazcık zorlayabilir. Oo! Alkışlıyorum. Bu kadar hızlı ve çabuk. İşte bu. İşte bu. Burada yalnız ve yalnız Allah'a şükür. Hamdolsun. Hamd. Evet, ağzını da şöyle birazcık yakayım da buzalım. 3 gün sonra bir daha çıkıp beni üzmesin ya. Evet. Şimdi işte sevindim ya. Çok sevindim. Burada problemimiz ne? Buradaki problemimiz bir sonraki yapacağımız işlem. Şu üstteki plastik şu alttakinin şöyle altına giriyor ama sadece bu kapakmış. Kapakmış arkadaşlar. Dikiş. Dikiş tamamen bunun altındaymış. Dikiş gözükmesin diye. Tamam. Şimdi o zaman nasıl yapacağız? Şimdi tam malzememizi ağız ağzına yerlerine denk getirdik. İç tarafından da kumaşları ağız ağzına denk getirdikten sonra dikişe başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk dikişi arka tarafındaki kumaşlarla falan denk getirebilmek için evet bayağı zor olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın ipi şöyle arka tarafında kancanın ucuna. Evet. Şimdi bakın halkayı getirdik. Bir daha yan tarafındaki. Zaten eski delikleri var. Eski deliklerinden yavaş yavaş devam edeceğiz. Arka tarafında bir kumaş daha var. Onu da denk getirmeye çalışıyorum. Evet. Bakın şöyle halkayı diğer halkadan geçirip tam yeri yerine de denk getirip şöyle asıklayacağım arkadaşlar. Şöyle birkaç defa daha devam edeceğiz. Ondan sonra hızlanacağım arkadaşlar. Arkadan kancayı ipi taktırıyorum. Evet. Fermuarın ipine denk geliyor. Fermuarı geçtikten sonra rahat edeceğiz. Geçtikten sonra rahat edeceğiz arkadaşlar. Arkadan ipimi tutuyorum. Ve bakın şöyle gerdire gidiyorum. Şurada zaten bitiyor fermuar. Fermuar bittikten sonra dediğim gibi rahat edeceğiz arkadaşlar. Arka tarafından tutarak size maalesef net gösteremiyorum ama çünkü çok kapalı bir yerde kaldı. O yüzden tekrardan aynı işlemi yapa yapa ilerleyeceğiz. Bakın halkanın içinden geçirip bir daha göstereyim sonra hızlanalım.
arka taraftan diğer ipi alıyorum. Yine halkadan geçirip şöyle şu tarafa doğru asılarak sıka sıka ilerliyorum arkadaşlar. Evet, bunun mantığı bu şekilde. Aşağı tarafından düğümünü siz tabi birazcık karmaşık görüyorsunuz ama şu ilerleyen yerlerde netleşecek dostlar. Devam edelim. Şimdi sona kadar geldik. Arkadaki ipimiz hangisi fazla olan? Şu. Şunu şuradan kestim. Ve arka tarafından ipimi çıkardım. Şimdi bir daha düğümü sonlayacağım ya. Şöyle İpimi birkaç defa daha içeriden dışarıya alacağım arkadaşlar. En son ucunu yakarak sonlayacağım. Götürdüm. Tekrar bir daha. Şuraya alayım. Evet, biraz zor mu oldu? Evet, zor oldu arkadaşlar. Kolay değildi. Evet. Şimdi ama emek vermeden bir şey olmuyor arkadaşlar. Rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Dişim olmazsa yemek yemek bile zor derdi. O yüzden evet. Şurayı da şöyle kapatalım. Evet, emeği çok verdik ama her iki tarafına da evet, bakın dikişi attım. Zaten bizim problemli kısmımız şuralardı. Buralara güzelce attım ama her ihtimale karşı problem yaşarız diye. En çok yükün aldığı. Evet. Şu deli olan durmuyor. Buralara kadar dikişini güzelce attım. Şimdi valizimiz şöyle alttan fermuarlı. Evet. Artık bize güzelce hizmet edecek arkadaşlar. İşlem tamamdır. İçin bir de iç tarafını göstereyim. Ondan sonra küçük bir dikişimiz var. Ondan sonra işlemimizi bitiriyoruz. Evet, gerçekten kullanışlı bir ürün. Ama bir o kadar da maalesef çürük bir ürün diyebilirim. Ha, çok kötü değil ama çok fazla ağır yüke gelmeyeceğini de unutmayın arkadaşlar. Bakın içinin dikişini de bu şekilde attım arkadaşlar. Evet, şuraları da fermuarların ağızlarını güzelce oralarda diktim ve aynı şekilde valizin
Bakın benim attığım dikişler zaten siyah ve kalınca arkadaşlar. Dolayısıyla evet. Baya baya uğraştık yalnız. 2 saat falan uğraştık herhalde. Evet. Şimdi şurada bunu yapıştırmalı yapmışlar. Niye böyle bir şey yaptılarsa. Şuradan şöyle 2-3 yerinden şey tutturuvereceğim. Yapıştırmayacağım. Dikiş atı vereceğim böyle küçük. Yine lazım olduğunda dikiş oradan kesiliverir. Tamiratı o şekilde tekrardan yapılır dostlar. 2 dikiş de ona atalım. Ondan sonra işlemimizi bitirelim. Ha bu arada Germany diyor ama neyi Germany onu anlamadım. Kumaş mı? Ürün mü? Her neyse. Dikişlerini atalım işimizi bitirelim dostlar. Peki. Oranın dikişlerini hallettik. Artık işlemimiz bitti ve ürünümüzü tekrardan geri kazandık dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla esen de kalın dostlar.